Lensi kaldırdığınız zaman onun önündeki irisi göreceğiz. Tabii ki lensi buradan oynatırken buradaki yapışan iplikçikler ortadan kalkması gerekiyor. Evet, lensiniz bu. Arkasında yer alan ve çepeçevre onu irisin korneanın arkasında kalıp yuvarlak tarzda ve ortasında da pupilla adını verdiğimiz bir boşluk bulunmaktadır. Evet. İris dediğimiz yapı bu. Corpus ciliare'nin ön tarafında iris. İrisin ortadaki pupille yani göz bebeğini çevreleyen şu kenarına margo pupillaris, corpus ciliare'ye yakın olan kenarına ise margo ciliaris ismi verilmektedir. İrisin pupilleye doğru yapmış olduğu ekide ve büyük rumenantlarda görülen şu yapı ise granula iridica ismi verilmektedir. İris birçok katmandan oluşmaktadır. Fakat bunların içerisinde bulunan hücreler eğer pigment ihtiva ediyorlarsa, daha doğrusu pigment ne kadar fazla ihtiva ediyorlarsa renk o kadar koyu renkli, az ihtiva ediyorsa açık renkli görünmektedir. Eğer ki hiç bulundurmuyorsa kırmızı olarak görünmekte. Bunun nedeni de içerisinde bulunan kan damarlarındaki kanın rengidir. Buradaki irisin içerisinde iki farklı kas bulunmaktadır. Birisi sirküler tarzı ve marco pupillaris'i çevreleyen musculus sphincter pupilla, diğeri ise radiyal tarzda pupilladan margo ciliaris'e doğru uzanan musculus dilatator pupilladır. Bunlar otonom sinir sisteminin etkisi altında çalışan ve pupillayı açıp kapatmaya yarayan kaslardır. Musculus sphincter pupilla kasıldığı zaman anüler tarzda bir kas olduğu için pupilla daralmakta. Musculus dilatator pupillalar kontrakte olduklarında ise pupilla ise açılmaktadır. Açılmasıyla daha fazla ışığın girmesi sağlanmakta. Pupillanın daralmasıyla da dışarıdaki fazla ışıktan gözün retinası korunmaktadır. Lens üzerine oturduğu zaman, buradaki pupillanın üzerine oturduğu zaman lens ile corpus ciliare ve iris arasında kalan şuradaki boşluk, çepeçevre etrafını çevrilen boşluk kamera posterior bulbidir. Lensi kaldırdığımız zaman pupilladan içeriye doğru geçip korneayla iris arasında kalan şu aradaki boşluk ise, burayı da tabii ki lensin ön yüzü kapatmaktadır. Burada kamera anterior bulbidir. Bunlar birbirlerine pupille aracıyla geçiş yapmaktadırlar. Buradaki kameralarda bir sıvı bulunmaktadır. O sıvı humor akuozus olmakta ve buradaki prosesus ciliarler tarafından oluşturulmaktadır. Prosesus ciliarler tarafından oluşturulan humor akuozus, çepeçevre bulunan öncelikle şuradaki kamera posterior bulbiye, buradan ise pupille aracılığıyla kamera anterior bulbiye geçmekte ve daha sonra iris ile kornea arasındaki şu çepeçevre angulus iridocorneus'un olduğu yerdeki Schirm kanalları tarafından bu sıvı emilerek plexus venosus'a katılmaktadır. Yani bir şekilde venaların içerisine bu sıvı katılmaktadır. Evet, lensin yapısında bir kapsüle lentis bulunmakta. Bir de onun altında stroma lentis bulunmaktadır. Kapsüle lentis, bakın burada fibra zonularislerin tutulduğu ve şu anda onu ayırdığımız yapı şudur. Lensin dışarıdan çepeçevre saran yapı kapsüle lentistir. Lens pupillanın gerisinde ve prosesus ciliarislere tutulmuş saydam sert bir oluşumdur. Ön kutbu, şuradaki kutbu pollus anterior, arkadaki kalan kutbu ise pollus posterior lentistir. Öndeki yüzeyine facies anterior lentis, arkadakine ise facies posterior lentis adı verilmektedir. Bu iki yüz şuradaki çepeçevre ekvator lentis denilen bölgeyle birbirlerine bağlantı kurmaktadırlar. Lens üzeri demiştik, kapsüle lentis ismi verilen bir zarla sarılmış olup içinde de substantia lentisi bulunmaktadır. Substantia lentisin merkezi oldukça serttir ve buraya nucleus lentis ismi verilmektedir. Bu kısmın çevresi ise korteks lentistir. Bu korteks lentisi oluşturan yapılar fibra lentis olarak isimlendirilen iplikçiklerden oluşmaktadır.
Ve bu iplikçikler merkezden sonra ekvatoru geçerek arka tarafta ve ön tarafta bir dikiş hattı oluşturmaktadırlar. Evet, lens ekvator bölgesinden de corpus ciliare'ye bağlanmakta ve bu bağlandığı şu bölgeye ise zonular ciliaris ismi verilmektedir. Ve fibra zonularisler de bu bölgeye yapışmaktadır. Akomodasyon olgusuna gelince lens oturmuş olduğu buradaki çukurcun içerisinde fibra zonularislerle tutuluyor demiştik. Ve bu fibra zonularisler de prosesus ciliarilerden çıkıyordu. Ve prosesus ciliarislerin gerisinde ve irise yakın tarafında musculus ciliaris ismini verdiğimiz bir kasımız bulunuyor demiştik. Normalde göz uzağı görmeye adaptedir. Yakını görmek istediğinde ise bu sefer lensin ön taraftaki konveksitesinin artması gerekmektedir. Lensin konveksitesinin artması demek, bunu tutan fibra zonularislerin daha gevşek olması demektir. Bu fibra zonularislerin gevşemesi de bunu çevreleyen musculus ciliaris'in kontrakte olması gerekmektedir. Musculus ciliaris kontrakte olunca buna bağlı olan radiyal tarzdaki fibra zonularisler gevşemekte ve lensin öne doğru konveksitesi artmaktadır. Bu yakını görmek için yapmış olduğu akomodasyon olayıdır. Normalde uzağa görme olayında ise lensin konveksitesi birazcık daha azdır. Bu da demektir ki fibra zonularisler gergin, musculus ciliaris ise relax durumdadır.